Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Foto Maç gazetesinin manşeti liseli başkan aranıyor şeklinde. Arka sayfayı Galatasaray sayfası olarak hazırlamış Foto Maç. Öz Yalçın, Öztürk, Elmas adaylığını açıklarken 3 aday da Galatasaray liseli değil. Son seçimi kaybeden lise cephesi ise çatı aday çıkarmanın peşinde. Ama bu kişinin kim olacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Ne düşünüyor Galatasaraylılar? Doğrusunu isterseniz çok merak ediyorum. Bu hususu nasıl değerlendirecekler, nasıl tanımlayacaklar? Yani liseli olmak zorunda mı Galatasaray Kulübü Başkanı? Olmazsa ne olur? Liseli olması ne kazandırır? Avantajları nelerdir? Görüşlerinizi bizlerle paylaşın lütfen. TRT Baskı Twitter, İlk Baskı TRT, Instagram'daki hesaplarımız. Yeni başkanı beş, bekleyen 5 önemli sorundan söz ediliyor yine buradaki sayfada. İşte acilen çözülmesi Gereken, beklenen o maddeler. Ocak ayında Terim'in istediği transferleri yapacak, takımdaki eksikleri giderecek. Terimle yönetim arasındaki kaosu sona erdirecek, bitmemiş miydi? Nakit akışını düzenleyecek, futbolcuların zamanında ücretlerini almasını sağlayacak. Futbol faaliyetinin iyiye gitmesini sağlayacak, gelir gider dengesini sağlayacak. Diğer spor dallarına hakim olan umutsuzluğu ortadan kaldıracak. Elinde sihirli değnekle gitti. Öyle yani, bir şey yok. Yani bu bekleniyor. Yani bu bunların 5 beş maddenin 5'inde aynı anda çözüm ihtimali yok. Öncelik hangisinde olur sence? Öncelik transferde olur. Öncelik transferde mi olur? Transfer çözer mi gerçekten? Yapacağın transferlere bağlı. Galatasaray devre arası transferleriyle şampiyonluğu kazandı daha önce. Bu arada diğer spor dallarındaki umutsuzluk enteresan gelmiyor mu? Bu liseli başkan olayı da gerçekten çok enteresan ya. Ne oluyor liseli olunca? ya Daha önce liseli başkanlar da gördü Galatasaray. Liseli ne? olmayan da vardı. Dursun Özbek hala eleştiriliyor. Lisele maddi ol maddi yükün birçoğu Dursun Özbek döneminden. Liseli olmama ihtimali yok mu yani ayrıca? Ya çok gereksiz. Ne oldu Mustafa Cengiz liseli değil. Dünyada eksen değişmedi. Kuzey kutbu ile Güney kutbu yer değiştirmedi. Yani iyi bir başkan şimdi Galatasaray böyle davranacak olursa kendi kaybeder. Yani iyi bir başkan adayı çıkarmak varken liseli takıntısına gidecek olursa başarısız olur. Onlar artık liseli değil onlar liseci. Ha liseci evet. Ya okul Öyle takım mı kuruyoruz? Daha doğru. Okul takım mı kuruyoruz? Yani okulun içinden olsun. Bu e, tabii şeyle ilgili biraz da. Kongre yapısıyla da ilgili. Ya o zaman mı Üyelik değiştireceksin? Yani ya tüzüğünü de değiştirmek, değiş. değiştirmek senin elinde. Üyelik yapısıyla. Yarsuvat tek aday istiyoruz diyor. Aklımızda bir çatı aday var ama yeni adaylar da geliyor. Birçok aday istemiyoruz. Tek aday istiyor. Ya o zaman seçim yapmanın da bir anlamı yok ki. Farklı adaylar olunca güzel. Ha Bu bir çatışmaya dönmesin tabii ki. Bu arada kongrenin nerede yapılacağına dair lisede yapılması gerekiyor. Hı hı tüzüğe göre. E şimdi sen seçimi lise, lisede yapmak tüzüğünde varsa nerede kaldı ki e, üyeliği açmak, üye sayısını artırmak? Ya kendi tercihleri tabii de bana anlamsız geliyor açıkçası bu tür takıntılar. Aslan'ın Kenan Karaman aşkı devam ediyor denemiş Fanatik gazetesinde. Ee, Kenan Karaman dün milli maçta golünü attı. Cimbom'un eli güçlü değerlendirmesinde bulunulmuş manşette. Aslan sezon başında bir türlü kadroya katılamayan Kenan Karaman transferinde pes etmedi. Milli oyuncunun Düsseldorf'la sözleşmesinin bitecek olmasını fırsat bilen Sarı Kırmızılılar, Ocak ayında cüzi bir rakamla mutlu sona ulaşmayı hedefliyor, Kenan'ın gitmek için yönetime baskı yapması Cimbom'un elini güçlendiriyor denilmiş. Saratçı kalmak istiyor, Lindemann'ın yerine Donk az önce, biraz sonra aktaracağız, Galatasaray haberini vermedik değil mi Lindemann'a Doğu Kongolu? Demokratik Kongolu Futbolu ile ilgili verdik haberinde Özür verdik. Haberini aktarmıştık. Sıkıntılı sadece sıkıntı bu kadar da değil. Çünkü Omar... Babel ile ilgili de... Babel ile ilgili var. sorunlar onu da aktaracağım şimdi medyadan. Omar'ın şanssızlığı Norveç'i karıştırdı. Romanya maçında hükümen mağlup sayılsa bile çarşamba günü Avusturya'yı yenerse gruptan lider çıkma şansı bulunan Norveç'te federasyon dün acil bir toplantı yaptı. Alternatif bir milli takım kararı verilmesi ihtimali söz konusu. Omar'ın testi pozitif çıktı. Tabii Ryan Dong ve Martin Dines Kayseri maçıyla 11'e dönüyor denilmiş. Sahne sırası gözden düşen ikili de. Bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Ryan Donk Ruindama riske edilmeyecek. Ryan Babel pozitif çıktı diye bir küçük haber var. 3 testi negatif, 4. testi pozitif çıkmış. Darbe üstüne darbe işte. Forvet'i Falcao belirleyecek denilmiş. Çünkü hafta sonuna kadar iyileşip iyileşmeyeceği hala netlik kazanmamış durumda. O olsaydı, o olmasaydı o zaman hani Babel var diyorduk. E, Babel i̇şte o zaman Babel gibi. de olmayacak. Olmayınca işte bir hayli büyük sıkıntı yaşayacak Galatasaray. Bir sonraki sayfada da Falcao'nun döndüğü yani döneceği Kayseri karşılaşmasına yazıyor. İşte sabah gazetesinde Galatasaray Kays Galatasaray Kayseri maçı öncesi müjdeli haber geldi. Falcao dönüyor. Omar ve Babel'le sakatlanan Luinda ama sonrası sıkıntıya giren sarı kırmızılılarda Kolombiyalı golcünün iyileşmesi yüzleri güldürdü. İki haftayı da kaçırdı. Yine Feguli barda olacak kanatlarda deniyor. İlk baskı programındaki Galatasaray yorumları buraya kadardı. Biraz da gazetelerdeki Galatasaray başlıklı haberlere göz atalım. Galatasaray'da Radamel Falcao'nun dönüş tarihi de belli oldu. Milli arada birçok ismini kaybeden Galatasaray Radamel Falcao'yu sevindi. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen 24 yaşındaki oyuncu Sivas'a götürülmemişti. Kolombiyalı futbolcu tedavi olumlu cevap verdi ve bir haftada iyileşti. Takımla çalışmalara başlayacak Falcao, Kayseri maçında da sahada olacak. Yıldız Forvet'in dönüşünün kesinlik kazanmasıyla Fatih Terim'in hücum hattında eli rahatladı. İleri uçta Falcao ile Kayseri maçına başlayacak Terim. Kanatlarda Sivas'ta olduğu gibi Fegoli ve Arda'yı kullanacak. Emre Kılınç orta sahada Taylan ve Belhanda ile birlikte görev yapmaya devam edecek. Ligde 3'ü penaltıdan 5 gol imza atan Radamel Falcao sezon başında ABD'den teklif almıştı. Galatasaray'da kalmayı tercih eden Falcao ücretinde 750 bin euro indirim yaptı ve 4 milyon 250 bin euro kazanıyor. Geçen sezon sakatlığı yüzünden 22 maçta Aslan'ı yalnız bırakan Falka bu sezon 2 hafta oynamadı. Yıldız oyuncu görev yaptığı redi resmi maçta 5 gol 2 asiste imza attı. Şu anda kendini bulmaya devam ediyor. Oynadıkça da daha fazla performans gösterecektir. Kayseri Spor karşılaşmasında forma giymesi bizim için çok iyi oldu. Galatasaray'dan da Kenan Karaman hamlesi geldi. Fatih Terim kesinlikle istiyor. Galatasaray sezon başında bir türlü kadroya katılamayan Kenan Karaman transferinde pes etmedi. Milli oyuncunun Düsseldorf'a sözleşmesinin bitecek olmasına fırsat bilen Sarı Kırmızılar Ocak ayında cüzi bir rakamla Mutlu San'a ulaşmayı hedefliyor. Kenan'ın gitmek için yönetime baskı yapmaması da Jimbo'nun elini güçlendiriyor. Kenan'ın gitmek için yönetime baskı yapması da Jimbo'nun elini güçlendiriyor. Galatasaray'da erken başlayan transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Sezon başında Alman ekibi Foltran Düsseldorf'tan istenen milli yıldız Kenan Karaman bir türlü kadroya katılamamıştı. Aslan'ın 26 yaşındaki hücumcu için ısrar sürerken Düsseldorf Lailer'da dirsek temasının devam ettiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasına fırsat bilen Cimbom Ocak ayında yüzlü bir rakam karşılığında transferi sonuçlandırmaya hedefliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de özellikle hücumun her bölgesinde görev yapabilmesi nedeniyle Kenan'ı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. Bu nedenle Mustafa Cengiz ve ekibinin şimdiden teklif üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi. Kenan da Rusya karşısında bir gole imza attı. Güzel performans ortaya koyuyor. Çok çalışkan bir futbolcu. Fatih Terim'in de istediği tarzdan. Galatasaray'da maalesef Ryan Babel'in yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Galatasaray'da koronavirüs çok yaşanmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılar'da son haftalarda formda ismi Ryan Babel koronavirüs şüphesi nedeniyle Hollanda milli takım kadrosundan çıkartılmıştı. Hollandalı futbolcuya yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Galatasaray'da daha önce milli arada Norveç milli takımına giden Omar El Abdullah'e koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Şu anda Covid varken milli maçların yapılmasını hiç anlamıyorum. Luyundama'ya milli maçta kaybettik sakatlandı. Omar El Abdullah'e Covid-19 pozitif çıktı. Ryan Babel desen aynı. Bu kadar tüm dünyada virüs varken futbolcuların ülke ülke gezmesi, milli maç yapması gerçekten çok saçma geliyor bana. Şu anda sırf milli maç var diye 3 tane az futbolcumuz sakatlandı ya da koronavirüse yakalandı. Bunun maddi olanağı ne olacak? Galatasaray çok etkilendi. Galatasaray'da Fatih Terim ne karar verecek? Süreci yakından takip ediyor. Galatasaray'da gündem başkanlık seçimi. iddialar, adaylar, dedikodular birbirini kovalıyor. Tabi bu seçimin ligdeki yarışı ve en önemlisi teknik direktör Fatih Terim'i nasıl etkileyeceği de çok tartışılıyor. Kendisiyle ters düşecek bir ismin başkan seçilmesi halinde tecrübeli hocunun tavrının ne olacağı merak ediliyor. Öte yandan Terim'in anlaşabileceği bir aday bile seçimi kazansa jest olarak istifasını yeni başkana ileteceği belirtiliyor. Aynı zamanda Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Fatih Terim de seçim sürecini yakından takip ediyor. Ancak yaptığı görüşmelerde şimdiye kadar hiçbir başkan adayını işaret etmediği belirtiliyor. Terim'in adı başkan adayları arasında geçmiş ancak başarılı çalıştırıcı böyle bir düşüncesi olmadığını net olarak ifade etmişti. Bence de Fatih Terim'in şu anda başkanlık adayı olması da hiç gerek yok. Ona teknik direktör olarak ihtiyacımız var. Bu şekilde de devam etmesi lazım.